Merhabalar, sesin farklı ortamlarda farklı duyulması konusuyla yine birlikteyiz. Farklı sesler, arkadaşlar sokakta yürürken kulağımıza çeşitli ses kaynaklarından yayılan farklı sesler ulaşır. Bunların insan sesi, hayvan sesi, makine sesi gibi farklı sesler olabilir. Ses kaynaklarından farklı seslerin çıkması hayatımızı oldukça kolaylaştırır. Bir kuş sesiyle bir kedinin sesini rahatlıkla ayırt edebiliriz. Aynı şekilde rüzgarın çıkardığı sesle çaydanlıkta çıkan suyun sesi de birbirinden farklıdır. Arkadaşlar ses kaynaklarından çıkan seslerin farklı olması çoğunlukla hayatımızı kolaylaştırır. Yine aynı maddeden yapılmış porselen tabakla porselen kasenin çıkan sesler birbirinden farklı olacaktır. Aynı maddeden yapılmasına rağmen şekillerinin farklı olması da sesi etkileyecektir. Farklı cisimlerle farklı seslerin üretilmesi çeşitli müzik enstrümantallarının gelişmesini sağlamıştır. Arkadaşlar örneğin baterinin zil ve davulların tokmakla vurulduğunda farklı sesler çıkarırlar. Davulların bazıları eğer deriden veya özel plastikten yapılmış ise onların da çıkardığı sesler farklı olur. Zil ve davullara metal ve ahşap ile tokmakla vurduğumuzda yine farklı sesler çıkacaktır. Burada sincaplar arkadaşlar yediği fındık, fıstık, cevizin dolu olup olmadığını çıkardığı seslere bakarak anlarlar. Yarasalar görme yetisi zayıftır. Yine bunlar ses dalgalarını kullanarak yönlerini bulurlar. Anlaşıldığı gibi arkadaşlar farklı cisimlerin farklı seslerini çıkarması canlıların hayatını kolaylaştırıcı etkiler bulunur. Aynı cismin farklı şekillerinin çıkardığı sesler de farklı olur. Örneğin boyu ve kalınlığı o farklı tellerin çıkardığı sesler de farklı olacaktır. Bakın burada ince ve kalın tellerin sesleri de farklı çıkacaktır. Burada müzik enstrümantallarda sazda özellikle gitarda farklı kalınlıktaki tellere vurduğunuzda farklı seslerin çıktığını anlayabiliriz. Bu şekilde de enstrümantallar gelişmiştir. Kanun, keman, gitar, saz farklı sesler çıkarırlar. Yine aynı ses dalgaları farklı ortamlarda farklı işitilir. Neler öğrendik? Sesin yayılması, farklı cisimlerle üretilen sesler farklıdır. Örneğin piyano sesi ile gitar sesi birbirinden farklıdır. Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulur. Yani suda ve havadaki farklı duyulacaktır. Örneğin iki taş suyun içerisinde ve havada birbirine vurulduğunda çıkaracağı sesler farklı olur. 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim. Öğrencinin yaptığı etkinlikte ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bir öğrenci sınıfta yaptığı bir etkinlikte cam çubuğu ve metal çubuğu eşit kuvvet uygulayarak ayrı ayrı masasına vurduğunda çubuklardan çıkan sesleri farklı şekilde duyuyor. Buradan ne çıkarılır? Sesin yayıldığı ortam değiştiğinde duyulan ses değişir. Arkadaşlar aynı ortam hava ortamı sınıfta. Bazı cisimlerden çıkan ses boşlukta da yayılır. Burada boşluk yok arkadaş, B'de olmaz. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler duyulur. Bu doğru arkadaşlar. Öğrencinin yaptığı deneyde bu çıkarılır. Farklı ses kaynaklarından uzaklaştıkça duyulan sesler birbirinden aynı olur. Hayır arkadaşlar, aynı uzaklıkta olduğu için D de çıkarılamaz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Öğrendiklerimizi değerlendirmek için sorularla devam edelim. Aşağıda görülen müzik aletleri müzik dersinde sınıfa getirilerek öğrencilere dinletiliyor. Öğrenciler görmeden hangi sesin hangi müzik aletine ait olduğunu rahatlıkla söylüyorlar. Sesin hangi müzik aletine ait olduğu nasıl açıklanabilir arkadaşlar? Şu şekilde, ses kaynakları farklı olduğundan farklı sesler çıkaracaktır. Yine soruyla devam edelim. Sürat teknesinin çıkardığı sesi kuma gömülü olan, su altında dalış yapan ve kumsalda güneşlenen çocuklar aynı mı yoksa farklı mı işitir? Arkadaşlar farklı duyarlar çünkü bulundukları ortamlar farklıdır. Suyun içerisindeki suda, kumda, karada ve havadaki birbirinden farklı şekilde katı sıvı gaz olduğu için farklı şekilde duyacaktır. Tuğba eline aldığı bir metal kaşığı yavaşça sırayla yazı tahtasına, duvara, kalorifer peteğine ve pencerenin camına vuruyor. Her bir denemede aynı metal kaşığı kullanmasına rağmen farklı sesler duyuyorlar. Bu durumu Tuğba nasıl açıklayabiliriz arkadaşlar? Ses kaynağının cinsi ve büyüklüğü farklı sesler çıkarılmasına neden olur. Yiğit 3 yıl önce müzik kursuna başlamış ve piyano çalmayı öğrenmişti. 23 Nisan'da bahçede konser verirken piyanonun sesinin evde olduğundan farklı çıktığını dikkatini çekti. Bu durumun nedeni ne olabilir? Arkadaşlar sesin ortama göre değişmesi, evde küçük bir ortamdı, burada açık havada olduğu için yine farklı çıkacaktır. Sesle ilgili olarak aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar ses çarpışma, hayır, titreşim sonucu oluşur. A şıkkı yanlış. İnsan kulağı bütün sesleri duyabilir. Yanlış. Hayır. 20 ile 20 bin
desibel arasındaki arkadaşlar sesleri duyabilir. Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulur, doğru. Katı sıvı gazda farklı duyulur. Rüzgar sesi yapay sestir diyor. Hayır arkadaşlar, doğal bir sestir. D de olamaz. Verdiğimiz cevabının nedenini hemen açıklayalım. Farklı ortamlarda farklı duyulacaktır arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Sonuçlardan hangilerine ulaşılır? Elif içinde hava, su bulunan fanuslar içerisinde özdeş çalar saatler bırakarak saatler çaldığında oluşan sesleri dinliyor. Buna göre farklı ses kaynakları farklı sesler üretir. Arkadaşlar hayır, bunun ikisi de aynı ses kaynağı, yanlış. Ses maddesel ortamlarda yayılır, doğru. Sesin yayıldığı ortam değişirse farklı işitilir, bu da doğru. Hangileri çıkarılabilir? 2 ve 3 C şıkkı. Soruyla devam edelim. Sesle ilgili verilen ifadelerden doğru olanların olduğu kutucuklar taranırsa tablonun görelimi nasıl olur? Ses sadece katı ve sıvı ortamda yayılabilir, yanlış, gazlı da yayılabilir, taramıyoruz. Ses gaz ortamda yayılamaz, yanlış, yayılabilir, taramıyoruz. Farklı cisimlere farklı ses üretilir. Doğru arkadaşlar. Farklı cisimlerle farklı sesler, burayı tarıyoruz. Sesin yayıldığı ortam değişirse ses aynı işitilir. Yanlış arkadaşlar. Ses farklı işitilir. O halde sadece A şıkkındaki boyadığımız için cevap A şıkkı. Devam edelim soruyla. Duru ve Tarık'ın ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Elimizi havada ve suda birbirine vurduğumuzda işittiğimiz sesler farklı olur. Doğru. Ortam farklı olduğu için farklı işitilir. Ses kaynaklarının bulunduğu ortamın değişmesi işitilen sesi etkiler. Bu da doğru. O halde her ikisi de doğru. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? A şıkkında. Her iki ifade de doğrudur. A şıkkı. Aynı kaynaklarda oluşan ses farklı ortamlarda farklı işitilir sorusuna cevap arayan bir öğrenci numaralandırılmış düzeneklerden hangisini kullanmalıdır? Arkadaşlar aynı kaynaktan olduğu için ikisi de çalar saat olmalı. Farklı ortam olacağı için 1 ve 3 olacak. Cevabımız 1 ve 3 kullanılmalıdır. B şıkkı. Burada telefon olsaydı aynı kaynak olmayacağı için deneyimiz yanlış olacaktı. Aynı kaynaklardan oluşan sesin farklı ortam dediği için hava ve su aynı kaynak, 1 ve 3 kullanılmalı. Cevabımız B şıkkı. Fıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.